Ben eve gidiyorum, hazırlık yapacağım. Görüşürüz. Tamam canım, geleceğim ben. Usta. Teyzen. Poyraz kardeş. Buyur Zülfikar, buyur. Beni biliyorsun. Bizim camiada her türlü delikanlı bir insan olarak tanınırız. Eyvallah, eyvallah. Biliyoruz tabii. Tabii canım. Konuya mı gelsen? Evet. Usta ben biraz heyecan yaptım da ağzım dilim kurudu, böyle bir su mu bir şey. Zülfo, hadi. Meltem mi konu? He. Ne oldu? Yoksa sevgili misiniz? Usta biz çok seviyoruz birbirimizi. Hatta nişanlandık biz. Ne? He, o kadar ciddiyiz yani. Yüzsüzlere bak ya. Bana 3 kuruş para verecek. O orada aşk filmleri çekecek. Ben burada sersefil perişan olacağım. Yok öyle canım. Yok. Aa. Ay tamam, çomağı hazırla. Alo? Hayırdır Saadettin Beyciğim? Ne oldu? Bir karın bir çocuğun olduğunu mu hatırladın? Songül neredesin sen? Canım cehennemin dibindeyim. Verdiğim para anca oraya yetti biliyor musun? Ya uzatma, acilen bir şey konuşmamız lazım. Söyle neredeysen gelip alacağım seni. Roma Oteli. Kadıköy'de bir yer. Tamam, yarım saat oradayım. Ne şimdi bu ya? Allah Allah. Ne zaman nişanlandınız ya? Nişanlanma ne ya? Benim niye haberim yok? Ya aniden oldu işte. Aklın kalmasın yani. Bizde yanlış olmaz. Madem seviyorsunuz birbirinizi. Tamam. Bir de şey var dedem. Meltem sana söyleyeceğimi bilmiyor. Sürpriz yapacaktık. Aman diyeyim renk verme. Tamam tamam, merak etme. Eyvallah. Sen halanla mı evleniyorsun şimdi? Kısmetse artık Sinan. Enişte mi oluyorsun yani? Yani. Zaten herkes birbirine girdi. Ben de kimin ne olduğunu karıştırdım artık. Allah senden razı olsun usta. Üstümden çok büyük yük aldın. Bana müsaade artık. Zülfo. Kız zaten hassas. Üzme onu, tamam mı? Gözün arkada kalmasın dedem. Aşk olsun. Hadi eyvallah. Yalnız bu sefer çok güzel Zülfikar. Hadi şimdi git bir de Meltem'e hesap ver. Sen burada bekle. Ben yalnız geleceğim.
Baba ters o bir durum olmasın. Olursa hallederiz. Hoş geldin baba. Emanetleriniz. Size güvenmekle hata mı ediyorum bilmiyorum. Anlaşma anlaşmadır baba. Bize her türlü güvenebilirsin. Bunları oğluma karşılık veriyorum. Yoksa sizin gibi adamlarla aynı masaya oturmam. Hiçbir zamanda oturmadım. Bu böyle biline. Oh Sadrettin Beyciğim. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ne oldu? Böyle yana yakıla ayağıma kadar geldiğinize göre konum iyiyim herhalde ha? Ne oldu canım? Yeni sevgilinden mi sıkıldın? Songül, bir günden sıkılsam bile senin kollarına inan bana atmam kendimi. Hiç merak etme. Ay niye ama? Ben açtım kollarımı, seni bekliyorum. Neden? Songül, günlük laf sokma ritüelin bittiyse sana bir teklifim var. Tabii buyurun. Biz sizi her zaman dinleriz. Sadrettin Beyciğim buyurun lütfen. Sana ayda 20.000 lira vereceğim. Ne diyorsun? Neden? Ay nafaka. Ay nafaka. Sadrettin ya. Sen bu kadına abayı mı yaktın? Beni boşayacaksın onu alacaksın öyle mi? İnanamıyorum ya. Ya sen ne ayran gönüllü, ne şıp sevdi, ne salak bir adammışsın. Hani İpek'i seviyordun? Hani aşıktın, ölüyordun ona hani? Ne oldu İpek ne oldu peki? Kızım bir sus, bir sus, bir sus beni dinle. Cık. Boşanmak falan istediğim yok. Sana ayda 20.000 lira vereceğim. Sen de babamın evine geri döneceksin bu. Ne? Delirdin mi sen be? Neden yapacağım ben onu? Bana bilgi vermek için. Oğlumla her türlü bağınızı hemen kesiyorsunuz. Yoksa ben sizin hayatla bağınızı keserim. Tamam dedik ya baba. O konu bizde. Merak etme sen. Eyvallah. Ben bunu bir arkadaşlara götüreyim. Ben de kalkıyordum. Bak bana bir, şunu bir tut. Ben bir su döküp geleyim. Sadrettin sen kafayı mı yedin? Ben o evden kovuldum canım. Nasıl gireceğim ben o eve? Ayrıca ben canıma mı susadım yani casusluk yapacağım? Cık, olmaz. Ulan geçen sene Mümtaz için yapıyordun ama güzel güzel. Yapıyordum çünkü benim başka çarem yoktu. Şimdi de başka çaren yok. Vallahi süründürsün çocuğunla sokaklarda 5 kuruşsuz. 1 lira vermem sana haberin olsun. Anlamıyor. Neden anlamıyorsun? Babam beni o eve almaz. Kızım sen kimi kandırıyorsun ya? Songül, bugün sokakta şeytan seni görse önünü ilikler, tamam mı? Kenara çekilir sana yol verir. Sen ne yapar eder bulursun babamı ikna etmenin bir yolunu. Bul. Bu zor. Bu zor, bu çok zor. Songül, bak gerekirse suçu benim üstüme at, tamam mı? De ki beni Sadrettin mecbur etti. Bu numaraları çevirmeye o zorladı beni. Başka çarem yoktu, mağdurdum de, zor durumda kaldım de. Ne bileyim, senin uzmanlık alanın kızım. Yok öyle olmaz Sadrettin, öyle olmaz ki o. Böyle
böyle çok ağlamaklı... Ya öyle kapıya gidip ağlamalı falan olmaz da... acınası bir şeyler olmalı. Yani çok dramatik, çok trajik, böyle korkunç, felaket bir şey olmalı. Anca belki o zaman yani. Ha şöyle, sen illaki bulursun bir yolunu. Yani... Bulursun, bulursun. Bulurum ama düşüneceğim. Ben bir düşüneceğim. Bulursun. Biz bin bir zorlukla Saadettin'i oturtalım oraya. Siz gelin benim yanıma taş koyun. Hadi ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi bir de Bahri'den kurtulduk mu? Tamamdır. Poyraz gelir Bahri'nin yerine oturur. Ayşegül de bana kalır. Bence güzel bir yol haritası. Ulan Neşet, hastayım be sana. Efendim Ayşegül. Neşet, nerede kaldın? Çıkıyorum şu anda. Bir şey lazım mı? Tatlı falan getireyim mi gelirken? Yok yok, her şey var, gerek yok. Tamam, birazdan oradayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.